değerli konuklarımız, Uluslararası Aslan İslam Birliği Kongremizin, kongrelerimizin amacı İslam ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli kurumların tabi olacağı mevzuatı tespit ederek karar vericilere bir model sunmaktır. 61 İslam ülkesinin 28'i Asya kıtasında, 27'si Afrika kıtasında, 4'ü Avrupa kıtasında, 2'si de Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır. İslam dünyasının dayandığı coğrafyayı, İslam ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Afrika ve Asya kıtalarını dikkate alarak, Afrika olarak vasıflandırılarak bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve jeopolitik bir kavram oluşturmak Aslan çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır. Dünya petrol rezervlerinin %55,5'unun, üretiminin %45,6'sının, doğalgaz rezervlerinin %64'ünün, üretiminin %33'ünü sahip olan jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikim ile imkan, gayret ve hedeflerini birleştirerek Afrika coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahiptir. İslam dünyasını oluşturan devletlerin gerçek potansiyeline rağmen bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hakim olduğu, iç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır. Yapmamız gereken, önce yetkisi, imkanları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 61 İslam ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği İslam ülkelerinin parlamentosunun daimi olarak teşkil ettirilmesi, o halde insan ve toplum hayatında da ilahi kanunlar uygulanırsa düzensizlikler, haksızlıklar, adaletsizlikler ve krizler olmayacaktır diyebiliriz. Kıyamet Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, ne alem? İnsan kendisinin başıboş bırakacağını mı sanıyor? Yine Bakara Suresinin 75 ve 76. ayet-i kerimelerinde ne alem? Bismillahirrahmanirrahim. Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alıp satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır. Orada sürekli kalacaklardır. Allah faizi yok eder de sadakaları artırır. Allah münakak kafirlerin hiçbirini sevmez buyuruyor. Dolayısıyla faizden ekonomi sistemimizde kaçmamız gerekiyor. Osmanlı'da mülkiyet kategorisi içerisinde kamu ve özel mülkiyetin yanında Allah'ın mülkü yani vakıflara tahsis edilenlerden de bahsedilmiştir. Vakıfların bünyesindeki mal türleri gayrimenkul yani taşınamayan ve menkul para vakıfları diye Osmanlı tarihinde iki tür vakıf olmuştur. Osmanlı bütçesinde bütçenin %12'sini vakıflar oluşturmuştur. Vakıflar bünyesinde yürütülen hizmetler, altyapı bayındırlık hizmetleri, dini ve kültürel hizmetler, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetleri ve hayır hizmetleri yapılmıştır. O halde İslam dünyasında ihtiyaç sahibi toplumlarımız için küresel ölçekte destek vakıflarımız olmalıdır. Bu vakıflarla Filistin, Suriye, Yemen, Libya, Irak gibi ihtiyaç sahibi ülkelere bütçelerini bu vakıflardan temin edilecek kaynakla desteklememiz gerekir. İslam ülkeleri
bu vakıflar vasıtasıyla elde edeceği değerleri bu ülkelerin bütçesine nakletmeli ve o ülkeleri küresel güçlerin ekonomik desteğine muhtaç bırakmamalıdır. İnsanoğlu fıtri gücü, makamı, parayı sever. Para güç demek. Ve para içinde umarsızca savaşanlar, katledenler, öldürenler, işgal edenler bugün dünyada söz sahibi. Ama biz paraya sadece güç verdiği için değil, helal yolla kazanılması kaydıyla önem veririz. Bizim aramızdaki fark budur. Dünyanın dörtte birini aşağı yukarı oluşturan bizlerin diğer yapılar gibi düşünme şansımız yok. İmkanımız yok. Zaten yasak. Helal kazanacağız. Helalimizi tertemiz yapmak için sadakamızı dağıtacağız. Tam pür olması için de zekatımızı mutlaka vereceğiz. Bir Müslüman ister tüccar olsun, tacir olsun, ister çalışan olsun, ister yönetici olsun. Bu anlamda bakar. Ve güç, bugün parası olan güçlü. Parası olan gücüne güç katmak için her türlü yolu deniyor. İşte bizim Müslümanların da burada bir farkı var. Biz gücü, hakkı elde etmek, adaleti sağlamak için kullanırız. Bize de farz kılınan budur. Biz gücü zulüm yapmak, işgal etmek, insanların yaşadıkları yerleri değiştirmek ya da üç parça silah satıp insanları öldürerek kanı üzerinden gelir elde etmek üzere değil, tersine zulmün bitirildiği, zalimlerin alaşağı edildiği, hakkın hakkı olana verildiği, adaletin sağlandığı bir unsur olarak görürüz. Onun için de bunu maalesef hep yanlış değerlendirdik. Bize öğrettiler bir lokma bir hırka. Halbuki Müslüman zengin olması lazım. Dağılsın. Müslüman güçlü olsun. Bir lokma bir hırka için değil. Etrafındaki, alanındaki bütün insanların refahını sağlayacak güce güç katsın. E bu bireysel. Ülkeler de aynı anlamda. Gücünü sağlayacaksın. Ekonomik olarak gelişeceksin, büyüyeceksin. Önce toprakların üzerinde yaşayan insanların gönencini, refahını sağlayacaksın. Sonra etrafına dönüp şöyle bir bakacaksın. Komşun, bu isterse bir Suriye olsun, isterse kapı komşun olsun. Açken yatarsa sen de yatamayacağını düşünerek komşuna da bakacaksın. Sonra uzak komşulara gideceksin. Böyle olduğu zaman İslam dünyası gücüne güç katar.